politika belgesiyle ilgili örnekleri Amerika'dan vereceğim. Neden dediğimi anlatacağım. Amerika'da ciddi gelişmeler oldu. Amerika'da sağlık sisteminde belki duymuşsunuz Obama döneminde onun öncesinde ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Politika belgesi önceki dönemde ve nasıl etkili olduğunu göreceksiniz. Bunu Amerika'da sağlayabildiler. Şu anki dönemde de bu verilen hakları geri almaya çalışıyorlar. Bu mücadele devam ediyor. Yani kazandığınız zaman bir kere aldık. Çok zor bir savaştı bu. Çünkü Amerikan toplumu, yani Amerika sosyal devlet değil. Yani çalışacaksın, paranı kazanacaksın, paran varsa da sağlıktan faydalanacaksın, yoksa da sürüneceksin gibi çok böyle bir bakış açısı var. Bu hakkı kazandılar. Ortak bir sorun değil. Burası da sağlık bu. Eğitime geldi. Mesleki eğitim var ya. Hiç bozmadım bir saniye. Uşak ilimizdeki sivil toplum örgütlerinin kendilerini geliştirme ve proje hazırlama konusunda Uşak İli Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Birliği destekli hazırlamış olduğu Sivil Toplum Örgütleri Eğitimde Daha da Güçleniyor programı bugün ikincisi de bitti. Evet, konuklardan bu eğitimle ilgili neler düşünüyorlar, neler kazandıkları paylaşmak istiyoruz. Efendim, kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ben Betül Uzun, Habitat Derneği'ni temsilen burada bulunuyorum. Eğitimde güçleniyoruz dediniz. Çok güzel bir ifade. Gerçekten eğitimde güçleniyoruz. Çünkü en büyük ihtiyacımızın ve en büyük açıklıklarımızın bu alanda olduğunu inanıyorum. Gençleri temsilen burada bulunmak benim için onur verici. Umarım çok daha fazla gence ulaşabilir ve çok daha fazla genç arkadaşımın bizler gibi burada eğitimlere nail olabilmesini sağlayabiliriz. Bunun için örnek olabiliriz. Eğitimin içeriği çok güzel, çok doyurucu. Umarım diğer illere de örnek olabilecek bir program tamamlarız diyorum. Sizin başka sorunuz var mı? Evet, teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük bir sayıda Uşak'taki sivil toplum örgütleri eğitime ne kadar ihtiyaç duyduklarını ve eğitime ne kadar önem verdiklerini bu katılım sayısıyla da göstermiş oldular. Evet efendim, bu eğitim etkinliklerine aralıksız devam eden, yine Uşak'ta eğitime çok önem veren bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisiyle yine beraberiz. Evet efendim, sizi tanıyalım. Ben Uşak Diyabetliler Derneği Başkanı Sercan Mozer. Evet, eğitimi nasıl buldunuz? Eğitim gayet güzel ve başarılıydı. Ankara'dan gelen hocalarımız bilgili ve başarılıydı. Biz Uşak'taki STK'lar bir araya gelip hem kaynaşmamızı sağladılar, hem de eğitim, kültür, sosyal ve diğer faaliyetler üzerine yoğunlaştığı için birbirimizle grup çalışmaları yaparak bizi bilinçlendirerek daha güzel aktiviteler sağlamamıza faydalı olduğunu düşünüyorum, yardımcı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki böyle projeler, böyle eğitimler yeri geldiğinde paramızla bile alamayacağımızı, ücret karşılığında da ayarlayıp bu bilgileri bulamayacağımızı farkında olmamız gerekiyor. Uşak'taki bu eğitimlere ve eğitimlere katılmayan dernekleri de bir an önce farkındalık yaratıp katılmalarını tavsiye ederim. Evet, Uşak'taki sivil toplum kuruluşları eğitime ne kadar önem verdiklerini bir kez daha göstermiş oldular.